Kanye CRP'ye hoş geldiniz. Yeni bir rota oluşturmak için arama çubuğuna Route 01 yazılarak rota yönetimi uygulamasına gidilir. Yeni butonuna tıklanır. Açılan ekranda ilgili alanlar doldurulur. Sistemde daha önceden bulunan bir ürün ağacı numarası varsa, alternatif numarası, ürün ağacının alternatif numarası ve rota numarası ürün ağacının numarasıyla aynı olmalıdır. Yukarıda bulunan alan BAST-03 malzeme ana kayıtları tablosundan doldurulmaktadır. Aşağıda bulunan alana ise bu ürün ağacının üretimde kullanılacağı operasyonları listeleyebiliriz. İş merkezi tanımlamak için iş merkezi kolonundaki sun butonuna tıklanır. İlgili firmada iş merkezleri aranıp istenen iş merkezi seçilip onay butonuna tıklanır. İkinci iş merkezi onay butonuna basılarak rotaya eklenmiş olur. Hazırlık süresi, makine zamanı ve işçilik zamanı gibi alanlar Route 02 iş merkezi yönetimi uygulamasından gelmektedir. İstenirse bu alanlar bu ürüne özel olarak değiştirilebilir. Operasyon kontrol tipi ise bu iş merkezinin üretimde ne şekilde davranacağını belirtir. İş merkezlerinin bu rota için açıklama kodları doldurulur. Ve girilen açıklama koduna göre IaaS Row 016 destek tablosundan açıklama gelmektedir. İstenirse burası elle de doldurulabilmektedir. Son olarak genel sekmesine girilip iş merkezi alanı ve statüsü doldurulur. İş merkezi sorumlusu Route 02 iş merkezi yönetimi uygulamasında girilmiş olan bilgilerden gelmektedir. Ürün ağacına tanımlanmış olan ham madde ve yarım amirlerin tüketileceği yerleri tanımlayabilmek için ilk operasyonumuzun detay butonuyla detayına gidilir. Malzeme sekmesinde bu operasyonda kullanılacak malzemeler seçilip ekle butonuyla operasyon malzemeleri alanına getirilir. Aynı işlem diğer operasyon için de tekrarlanır. Kaydet butonuna basılarak rota kaydedilmiş olur.